Bugün girdiğiniz zaman okulların içerisine bir sınıf dediğimiz bir kavramla karşılaşıyorsunuz. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf. Ve bu başlangıç, birinci sınıfa başlangıç bir yaşla yapılıyor. Çocuğun ilgi alanı, çocuğun hazır bulunuşluğu vesairesi bunlar gözetilmiyor. Ve 20-25 özel okullarda, işte devlette de diyelim aşağı yukarı 30 kişi bir sınıfa giriyor. Ve kitlesel bir şekilde parmak izi kadar farklı olduğunu söylediğimiz, her birimizin ilgi alanları vesairesi farklı olan çocuklar aynıymışçasına bir kitlesel eğitimden geçiyor. Peki şu ana kadar bu şekilde niye yapıldı? Her çocuğa bir özel ders hocası tabii ki vermek imkanı olmadığı için devlete memur lazım, sanayiye işçi lazım. Özellikle sanayi devriminden sonra bunu çok hızlı yapabilmek adına okul diye bir mekanizma oluşturuldu. 20 kişi, 30 kişi, 40 kişi sınıfların içerisinde her devlet kendi tırnak içerisindeki ideal insanı yetiştirmek için bir müfredat ortaya koydu ve böylesine bir eğitim sistemi başladı. Şimdi yapay zeka ile işte bence bu yıkılmaya başlayacak. Dünya bir sayfa değiştirecek. Niye? Özellikle son iki hafta içerisinde gördüğünüz ChatGPT, Omni ile birlikte daha böyle ilgi çekici hale gelen üretken yapay zekalar sayesinde herkesin artık cep telefonu bir özel ders hocasına dönüşmeye başlayacak. Öğrenciler ilgi alanlarına göre içeriklerle daha fazla karşılaşma imkanına sahip olacak. Ölçme değerlendirme noktasında çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde öğretmenler çocukların o öğrenme seviyelerini öğrenme imkanına kavuşacak ve daha kişiselleştirilmiş, daha bireye özgü bir eğitim alma imkanı sağlanmış olacak.